İyi, Baso arkadaşlar bir haftaya falan cenazesine gideriz bulduysa ya. Merhabalar. Bu video kariyerim boyunca yaparken belki de en korktuğum ve gerildiğim video oldu. O yüzden video hoşunuza giderse lütfen videoyu beğenmeyi, varsa teorileriniz ve görüşlerinizi yoruma yazmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bana en çok sorduğunuz soru daha önce içeriklerimi yaparken korkup korkmadığımdı. Bir dakika la, bu ilginç bir şey oğlum. Enes Halife Kan hesabı böyle büyücü gibi bir şey amına koyayım. Hani kimmiş bu eleman? Bulmuş mu harbi? Doğruyu söylemek gerekirse şu güne kadar yaptığım her içeriğin ardındaki gerçeği bulmakta zorlanmıyor ve hepsini sıradan bir internet gizemi olarak değerlendiriyordum. Nasılsa internette gördüğümüz her şeye inanmamamız gerekiyordu, değil mi? O yüzden daha önce hiçbir içeriğimi yaparken korkmadım veya gerilmedim. Bugüne kadar. Size dünyada yaşanacak her büyük olayın, her saldırının, ölümün, maç iptallerinin, şampiyonların ve alınacak kararların 162 bin tweet atmış bir Twitter hesabında önceden yazıldığını söylesem. 2016 Gaziantep, Ankara Güven Park ve İstanbul Beşiktaş saldırıları. Yine aynı yıl gerçekleşmiş Rus Büyükelçisi Andrei Karlov suikasti. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, 2017 St. Petersburg metro saldırısı, 2023 Süper Kupa finalinin iptali, 2023 Bitcoin ETF onayı ve 2024 Galatasaray'ın şampiyonu. Bu ne la? Hepsi birbirinden farklı olan bu olayların ortak tek bir noktası var. Galatasaray'ı nasıl biliyor bu? Neyse, yorum yok. Hesabı. Ya size tüm bu olaylar yaşanmadan bir Twitter hesabının bu olayları haber verdiğini söylesem? Ne Halife Kan'la ya da Cennet Dünya Twitter hesabıyla tanıştım. 2016 yılında kurulmuş ve bir yıl gibi sürede dünyayı etkileyen olaylardan tutun Türkiye siyaseti, borsalar ve futbol maçlarıyla ilgili önceden yaşanacak şeylerle ilgili haber verdiği 162 binden fazla tweet atmış bir Twitter hesabı. Onu benim dahi korktuğum bir internet düzeni yapansa onunla ilgili iddialar. Kimileri darbeyi bile önceden haber veren bu hesabın FETÖ terör örgütüne ait konuşmaların kaydedildiği bir bot hesap olduğunu söylüyor. Kim ise bu hesabın FETÖ terör örgütünün yakalanan mahrem imamları veya örgüt üyeleri olduğunu iddia ediyor. Fakat hepsi yanılıyor. Bu hesabın ardında çok daha farklı bir gerçek ve bir kişi yatıyor. Ve araştırmalarım sonucunda ben onun telefon numarasını, koordinatlarını, adını, soyadını ve gençlik fotoğraflarını buldum. Allah. Peki ya yıllardır gizemi çözülemeyen ve herkesin konuştuğu bu gizemli hesap Enes Ali Fakan'ın arkasında kim var? Ve ben onu nasıl buldum? Ben Başo. Hazırsanız başlayalım. Her şey seçim döneminde 23 Mayıs 2023 tarihinde başladı. Ben de Enes Halife Kan hesabına ilk kez o dönemde rastladım. Büyük bir hararetle takip edilen seçimde Sinan Oğan'ın beklenmedik bir taraf değişimi yaparak Cumhur İttifakı'nı seçmesine şaşıran ve kızan insanlar ona soğan lakabını takıp Twitter'da onu aşağılamaya başlamışlardı. Ve bu lakap takma işi aslında Enes Halife Kan hesabının popüler olmasını sağlayan şey olacaktı. Zira Sinan Oğan'a yapılan linç kampanyasına katılan kullanıcılardan birisi Sinan Oğan'la ilgili atılan tweetleri okumak için arama kısmına Oğan yazdığında Enes Halife Kan'a rastlamıştı. Cennet Dünya kullanıcı adına sahip, profil fotoğrafında kırmızı bir olan 162 bin tweet'e sahip bu hesap yıllar önce 2017'de bu AK Partili Oğan vardı Moşe, öldürsene bir Samet yazan bir tweet girmişti. Hesabın yıllar önceden ta 2017'de Sinan Oğan'ın seçeceği tarafın AK Parti tarafı olacağını bilmesi yetmezmiş gibi Sinan Oğan'la ilgili girilen tweet'in atıldığı 26 Şubat 2017 tarihinden bir ay sonra öldürsene bir mi? Sinan Oğan'a silahlı saldırı düzenlenmişti. İşte bu tweet'in fark edilmesi Enes Halife Kan hesabını büyük bir internet gizemi haline getiren ve popüler yapan şey oldu. Hesap seçim döneminde seçimden daha çok konuşuluyor ve attığı 162 bin tweet tüm... Ayhan Oğan o, bu da yanlış bilgi. Allah Allah. Türkiye tarafından durmaksızın inceleniyordu. Çünkü gelecekten haber veren başka tweetler olabilirdi. İşte ben de hesabı ilk kez o dönem araştırmaya başladım. Her gün yeni bir Twitter kullanıcısı Enes Halife Kan'la ilgili bulduklarını uzunca dizilmiş tweet serilerinde anlatıyor. Herkes yeni bir şeyler buluyordu. Örneğin hesabın 18 Ağustos 2016'da yaptığı bir yerde düğün olurken arkada patlama tweetinden 2 gün sonra 20 Ağustos 2016'da Gaziantep'te bir sokak düğünü sırasında bombalı saldırı yaşanırken 12 Mart 2016'da attığı Ankara'da hiç bomba patlamadı tweetinden bir gün sonra ise Ankara Güven Park'ta bombalı bir saldırı oluyordu. Ve neredeyse her tweetin sonu Samet kod adıyla bitiyordu. Bulgular arttıkça artık ne zaman tüm dünyayı ilgilendiren bir şey olsa gözler Enes Halife Kan hesabına çevriliyor ve acaba önceden haberi verilmiş mi diye inceleniyordu. Ve ne zaman bir olay olsa genelde yıllar önceden 2017 ve 2016'da o konuyla ilgili Enes Halife Kan hesabının attığı sonunda Samet kod adı içeren tweetlere rastlanıyordu. Saat gece 2.30, insanla ben de çok chill bir moddayım. Chat'te yazmak için adamları darlamayın ya. Muhabbet eden eder amına koyayım. Tüm bunları izlerken ilgimi çeken şey tweetler, olaylar, patlamalar değil, hesabın ardında kimin olduğu olmuştu. Samet kimdi?
Hesabın ortaya çıktığı ilk sene her ne kadar hesap ilgimi çekmiş olsa da ciddi bir araştırmaya koyulmamıştım. Fakat geçenlerde hem takipçilerimin hem de yakın dostum Charmcoil'in bu hesabı araştırmamı istemesiyle hesabın gizemini araştırmaya ya, karar verdim. Bu aklı Fırat mı verdi abi? Süper ya. Ya Fırat ya. Abi bir tane FETÖ'cü var, araştırsana onu. Ne olacak ki kanka? Bunu araştırma yapacağımı söyleyip videoyu duyurdum. Aslında merak ettiğim şey Samet'ti. Olaylar değil. Videoyu duyurduğumda insanlar bana Samet'in çoktan bulunduğunu söylediler. Fakat bilmedikleri bir şey vardı. Hepsi yanılmıştı. Ben de ilk olarak araştırmaya insanların yanılgılarından ve bulundu dedikleri Samet'ten başladım. Twitter'daki onlarca hesap Samet'in gerçek kimliğiyle ilgili farklı yüzlerce teori yazmıştı. Samet'in kim olduğu ile ilgili en çok kabul edilen teori ise hesabın 15 Temmuz ile ilgili attığı bazı tweetlerden dolayı FETÖ terör örgütü ile ilişkili olduğu üzerineydi. İnsanlar basit düşünmüş ve Samet ile FETÖ ismini Google'da aratarak çıkan ilk sonucu atlamışlardı. Pek çok kişi tweetlerde adı geçen Samet'in yakalanan FETÖ mahrem imamı Samet Öztürk olduğunu iddia ediyor ve bunların Baylok konuşmaları olduğunu öne sürüyordu. O da doğru. Yanıldıklarından emin olmamsa açıkçası çok uzun sürmedi. Araştırmamı hemen Fethullahçı terör örgütü üzerine çevirdim. Ve örgütün hiyerarşik yapısını incelediğimde mahrem imamı kategorisindeki kişilerin o kadar önem arz eden insanlar olmadığını gördüm. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 2019 tarihli 1582 numaralı kaydına göre mahrem imamı Fethullah Gülen veya örgütün üst yönetiminden gelen talimatları sorgulamadan mutlak itaat ve teslimiyet göstererek uygulayan örgüt mensuplarına verilen rütbeydi. Enes Ali Fakan hesabının attığı tweetleri incelediğinizde ise darbe tarihiyle ilgili yorumlar veya uluslararası operasyonlarla ilgili yazılar, tartışmalar vardı. Yani basit bir mahrem imamının bunlarla ilgili yorum yapması, fikir belirtmesi örgüt yapısına göre imkansızdı. Fakat yine de en yaygın bulguyu çürütmek için bu kadarıyla yetinemezdim. Örgüt içi hiyerarşiyi inceleyip Samet'in rütbesiyle çürütme yapmam yetmeyeceğinden kamuya sızdırılan Baylok konuşmalarını inceledim. Ve Enes Ali Fakan hesabında atılan tweetlerde bir örüntü aradım. Enes Ali Fakan hesabında atılan tüm tweetler şifrelenmiş bir biçimde atılıyordu. Maça As-X4, Devil, Salak gibi farklı kodlardan oluşuyor ve anlamsız gözüküyorlardı. Fakat bunun tam zıttı olarak sızdırılan Baylok konuşmaları apaçık bir biçimde yazılan mesajlardan oluşuyordu. İzmir'de yürütülen FETÖ-PDY soruşturmalarında ortaya çıkan konuşmalarda örgüt üyelerinin her şeyi açıkça yazdığı görülüyordu. Üstelik mesajlarını gizlemek için Clash of Clans, League of Legends gibi oyunların chatini kullanan Fethullahçı terör örgütünün Twitter'da herkese açık bir hesaptan mesajlaşması veya mesajlarını burada depolaması mantıksız. Zira bilindiği üzere FETÖ... Ol FETÖ'cüm ya. FETÖ haberleşme yöntemi olarak ölü mektup posta kutusu tekniğini kullanıyordu. Yani mesajların birer Baylok mesajı olduğu teorisi de böylelikle kesin olarak yanlış çıkıyordu. Üstelik hesaptan atılmış Fethullah Gülen'e küfredilen bir sürü tweet vardı. Aramdan herhangi bir örgüt üyesinin Fethullah Gülen'e bu kadar rahat küfredemeyeceği de büyük bir gerçekti. Yani herkes bu teoride yanılmıştı. Enes Ali Fekan hesabının Samet Öztürk adındaki mahrem imamı olmasının imkanı yoktu. Üstelik her yerde paylaşılan bu fotoğraf söyledikleri Samet Öztürk'e bile ait değildi. Bu yakalanan Samet Güre adındaki başka bir FETÖ'cüydü. Yani araştırmalarımı kendim yapmam gerekecek, tüm tweetleri okuyacak ve belki şifreleri kendim çözecektim. Ama Samet'i bulmam düşündüğümden çok daha kolay oldu. Allah Allah. Samet'i bulduğunu iddia eden herkes yanılmış, yanlış yönlere bakmış ve hatalı tespitler yapmıştı. İş başa düştüğünden araştırmamı artık kendim yapmam gerekiyordu ve hesabın ilk tweetlerinden bakarak incelemeye başladım. Aslında yaptığım şey mantıksızdı. Fakat daha önce sırf bir belgeselim için 1360 sayfalık manifesto okuduğumdan bu tarz mantıksız hareketler bana yabancı da sayılmazdı. O yüzden bir bir tweetleri incelemeye ve aralarında bağlantı kurmaya çalıştım. 1300 sayfalık hangi manifestoyu okudun la? Bazı tweetler normal bir sohbet şeklinde ilerlerken bazıları ağır şifreler içeriyordu. Zaman zaman Samet dışında isimler girse de genelde Samet'in adı daha ağır basıyordu. Tüm tweetleri okumam haftalar alacağından aramamı daraltmaya karar verdim. Ve sadece Samet adını geçiren tweetleri incelemeye koyuldum. Yine okumam gereken çok fazla tweet vardı. Fakat örüntü kurmam bu şekilde daha kolay olacaktı. Yaklaşık birkaç saat boyunca içerisinde Samet kod adı geçen yüzlerce, belki binlerce tweet okudum. Ve sonunda örüntü kurmamı sağlayacak tweetlere rastladım. Samet adıyla atılan tweetlerde e-posta kutum boş yazan bir tweet gördüm. Tweette e-posta kutum boş 007@gmail Samet yazıyordu. İşte buradan bir örüntü oluşturabilirdim. Ve e-posta, elektronik posta, mail anahtar sözcükleriyle aratma yapmaya başladım. Bu aratmam beni Enes Ali Fekan hesabından atılmış başka bir tweete götürdü. Bu tweette bir boka gerek yok her gün bana s.o.007'ye elektronik posta atsın yazıyordu. Bu anahtar kelimelerle bulduğum başka bir tweette götün yiyorsa at bir tane e-mail 007 yazarken başka bir tweette gmail atma itümail devam yazısını rastladım.
Burada İTÜ Mail devam benim için önemliydi. Ayrıca artık elimde bir mail adresi de vardı. s.o.007@gmail.com ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kısaltması olan İTÜ. Bulduğum bu mail adresini ve İTÜ adını not ettikten sonra iletişim kanallarıyla ilgili aratmalar yapmaya devam ettim. Bunların ben beni bir yere götüreceğinden emin gibiydim. Mail kısmı ile ilgili istediklerimi bulmuştum ve basit düşünerek farklı bir iletişim kanalı olan telefonları düşünüp bir aratma yaptım. Ara, aramak, numara, numaram gibi anahtar sözcükleri kullanarak arama yaptım ve bu arama sonucu beni istediğim şeye götürdü. Bir tweette Starbucks'ı ben kapattım diyen gelsin kanyona. Akşama doğru geçeceğim. Numaram da 6496 yazıyordu. Burada bulduğum 6496 numarasını kaydettim. Hiçbir ilerleme kaydedemiyor gibiydim ama pes etmeden devam etmem gerekiyordu çünkü örüntüler yavaşça oturuyordu. Bu sefer 6496 numarasını hesabın tweetleri içinde arattım ve bingo. Altan Tan diye başlayan bir tweet buldum ve bu tweetin sonunda 8325 değil 6496 yazıyordu. Elimdekiler bir mail adresi, bir üniversite adı ve son 4 tanesini bildiğim 2 adet telefon numarasından ibaretti. Bunlar tek başına hiçbir işe yaramayacak bulgulardı. O yüzden tekrar basit bir şekilde tweetlerin hepsini incelemeye döndüm. Yeni bir örüntü bulmam gerekiyordu. Bulgularım belki yeni bulacağım örüntüde işe yarayabilirdi. Uzun süren gezintiler sonrası hesabın sık sık roket ve füzelerden bahsettiğini fark edince bu sefer arama kısmına sadece roket, füze anahtar kelimelerine girip aratma yaptım. Ve bulduğum tweetler yeni bir örüntüyü fark etmeme sebep oldu. Bir tweette salladım 3-5 roket füze yazarken, başka bir tweette bizdeki füzeler başka kimsede yok, ben mühendisim çünkü yazıyordu. Diğer bir tweette savaş uçağı, roket, füze, top üretiminde tasarımında emeği olan biri. Diğer bir tweette ben de uçak, roket iyi bilirim yazıyordu. İşte bingo. Hatırlayın, iletişim kanallarıyla ilgili topladığım bulguların birinde İTÜ yazıyordu. Şimdi de bu tweetlerde uçak, roket ve ben mühendisim. Diğer tweetlerden birinde 6496 ve 8325 so007@gmail.com. İşte tüm bunlar beni İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinden başka bir şeye götürmedi. Neden mi? Bulduğum tüm bu bulguları Google'ın arama özelliklerini kullanarak arattığımda beni ilk olarak TAMSAT Amatör Uydu Teknolojileri Derneği'nde 21 Nisan 2010 tarihinde yazılmış bir yazıya götürdü. Misafir bir üye tarafından yazılan İTÜ Model Uydu Takımı Uyarının Başarısı başlıklı bu yazının alt kısmında yazıyı yazan misafirin bilgileri bulunuyordu. Uyarı uydusu takım lideri İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi Samet Öztürk. Hadi buyurun. Evet, Samet'in gerçek adı Samet Öztürk'tü. Peki bundan nasıl mı emin oldum? Bu misafir yazısının altında apaçık bir şekilde iki e-posta adresi ve bir telefon numarası yazıyordu. Telefon numarasının sonu 8325'te bitiyor. Mail ise tweetlerde bulduğum mail ile örtüşüyordu. sametöztürk007@gmail.com ve bir İTÜ mail. Fakat bu bulgular bir kanıt sayılmazdı. Resmi şeylere ihtiyacım vardı. Bu misafir yazısını bulduktan sonra araştırmayı bırakmadım ve yeni bulgularımı internette tarattım. Sonuçlar beni İTÜ UUBF'de bu ay dergisinin Nisan 2010 tarihli 103. sayısına götürdü. Meşhur Samet'in üniversitedeki hali karşımda duruyordu. Öğrencilik döneminde bir uydu geliştirme takımına liderlik etmişti, hatta ödüller kazanmıştı. Fakat bunlar bulgularımı hala doğrulamıyordu. Çünkü o mail adreslerinin bu Samet'e ait olduğuna dair bir kanıt yoktu. Ben de Samet ve takımının geliştirdiği uyduyu arattım. Uydu aratması da beni TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nın 6. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği'nin 2011 6-7 Mayıs sayılı kurultayına götürdü. Kurultayda yazan ikinci isimse hem Samet'in adını hem Samet'in mail adresini hem de numarayı içeriyordu. Hani bu ilk bulduğum tweetlerdeki numara ve mail adresi. Hatta onunla ilgili bilgiler de yine kurultayın sonunda yazıyordu. Samet 1989 İstanbul doğumluydu. Savunma Teknolojileri Kulübü'nde yönetim kurulu üyeliği yapmış, uçak mühendisliği bölümünde okumuştu. Onu bulmuştum. Zira bulduklarım tweetlerdekiyle örtüşüyordu. 8325, sametöztürk007@gmail.com, bir İTÜ maili, bir uçak mühendisi. İyi de oğlum, her şey ortadaydı. Hani örneğin, adamın Samet olduğunu nasıl kanıtlıyor ki bu hesabın? Şu tweet, sonunda yazanı görüyor musunuz? Hani adamla alakalıdır belki bu tweetler. Hesap o değildir yani. S.Öztürk 1989 Paşası. Tıpkı benim bulduğum Samet'in doğum tarihi gibi. Geriye Samet'in neye benzediğini bulmak kalmıştı. Bu noktadan sonra uçak, uzay ve roket bilimleriyle alakalı sitelerde o tarihlerde İTÜ'de okumuş Samet Öztürk adında birini aradım. Bu da bahseden kişiyi bulmuş. Ve onu bulmam çok sürmedi. İşte karşınızda Samet Öztürk. Ama onu Samet bulmuştum. Öztürk Enes Halife Kan hesabının sahibidir anlamına mı geliyor? Ve açıkçası beni en çok korkutan şey de tweetlerin anlamını öğrenmek için Samet'le konuşmayı denemek oldu. Bulgularımla Samet'e ulaşmayı ilk olarak mail üzerinden denedim. Fakat bir dönüt alamadım. Telefon numarasını ise hiç denemedim bile.
Cevap alamadığım için yönümü farklı bir yere çevirip Samet'in şu an ne yaptığını öğrenmek... Bir kişi hiç almadı zaten, 160 bin tane tweet'i yok mu oğlum adamın, amına koyayım. Yani birinden bahsediyordur, anladın mı? Hani hesabın sahibi o demek değildir yani bu. Ama bulmuş yani, o kişiyi bulmuş, helal olsun. Üniversiteden arkadaşlarına yazdım. Uyarı takımında onunla beraber uyduyu geliştirmiş hangi arkadaşına yazdıysam yazayım cevaplar aynıydı. Samet belirli bir dönemden sonra herkese iletişimini kesmiş, resmen hayalet olmuştu. Arkadaşlarının hepsini rahatsız etmeden son bir soru olarak FETÖ olayını sorduğumda Samet'in böyle bir insan olmadığını, Atatürkçü birisi olduğunu ve örgüt işleriyle hiç alakası olmayacağını söylediler. Tweetlerin bir örgütle bağlantısı var mıdır bilmem. Fakat 162 bin tweet içerisinde her tweete farklı bir şeyler yazsam, yıllar sonra elbet birileri o tweetlerden algıda seçicilik yaparak bir anlam bulur. Bunun örneği yıllar içinde çok kez görüldü. Twitter'da geleceği, ölümleri, seçim tarihlerini önceden bilen daha az tweet atmış binlerce hesap var. Ve hiçbiri bir örgütle bağlantılı değil. Açıkçası işin buradan sonraki kısmı da beni pek ilgilendirmiyor. Video yapmak için eğer varsa bir örgütün peşine düşecek değilim. Tek bildiğim tweetlerin büyük bir kısmının bir uçak mühendisliği öğrencisi tarafından atıldığı. Ama bunu bilemez ya. Bunu bilemez ki. Yani orada ilgili konuları takip ederek bir kimliği bulmuş ama bu kişinin attığına kanıt değil ki bunlar ya. Siz olun, internette gördüğünüz her şeye inanmayın. Kendi can güvenliğiniz için. Videoyu editledikten sonra kanımı donduran bir şey oldu ve bunu size paylaşmadan videoyu bitiremem. Hiç kullanmadığım LinkedIn hesabıma soyadı Öztürk olan birisi bağlantı isteği göndermiş. Sanırım o da beni buldu. Bayağı. Yani bir konuşsaymış, konuşabilseymiş iyiymiş yani, hesap senin mi diyebilseymiş. Güzel.